sözleşme yapılmıştı seçime giderken. Yani biz yeniden Refah Partisi olarak milletvekili istiyoruz sizden, şu kadar istiyoruz, bu bakanlığı istiyoruz gibi bir cümlelerle hiç hareket etmedik. Kendi logomuzla girdik, kendi oylarımızla meclisteyiz. Dolayısıyla hiç kimse kalkıp da sanki AK Parti'nin bir lütfuymuş gibi biz meclise girdik diye algılamasın. Evet. Ama üzülerek görüyorum ki AK Parti tabanında da zaman zaman AK Parti siyasetçilerinde de sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuluyor. Doğrusunu isterseniz biz olmasaydık Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Cumhurbaşkanı değildi bugün. %3 çıkartın mevcuttan Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı değildi. Yani biz o anki siyasetle tamam bir şeyi belirlemiş olduk. Toplum neler söylüyor alttan dinlediğimiz çok cümle vardı. O kadar çok karışık cümleler arasında evet. Biz bir siyaset belirledik. Şimdi geldiğimiz noktada biz şeyin parçası mıyız? Onlara ikinci turda geleyim olur, istiyorum. Olur. İlk bölümü Sayın Akşener'in konuşmasıyla ilgili genel yorumu devam yaparak edeyim o konuyu o zaman. Tamamlayalım. Şimdi bakın biraz yakından tanıyorsam Sayın Akşener hanımefendi bu konuşmada konsolide ettikten bir müddet sonra realiteyi ben biliyorsam kendileri de biliyordur. Ama böyle bir altılı ittifak, beşli ittifak şeklinde değil ama gelecekte çok farklı kombinasyonların içinde olmayı arzu edecektir. Şimdi halkın oyu için simülasyon yapılmaz. Ama bütün bu simülasyonları bizim partide yapmakla sorumlu olan kişi de benim. Dolayısıyla hangi ittifakın neresinde olunursa, hangi kombinasyonlar oluşursa ne oluru ben hazırlayıp Sayın Genel Başkan'a sunmak mecburiyetindeyim. Bu o işin illa olma mecburiyetini getirmez. Sayın Akşener başka bir ittifakı da tercih edebilir diyorsunuz. Cumhur İttifakı'nı da mı tercih edebilir mesela? Yok, etmez. Etmez. O zaman daha net açmalıyım ki sayısal üzerinden farklı bir bakış açısını da değerli arkadaşlarım da en azından tartışma fırsatı bulsun. Şimdi Sayın Akşener diyor ya biz kendimiz girelim ama ortada realite var. Bir cumhur sisteminde karşı taraf diyor ki biz ittifak olarak gireceğiz. Siz de ben parti olarak giriyorum dediğiniz anda bunun bir haklı gerekçesini halkınıza anlatamazsınız. Ya da tabanınıza anlatamazsınız. O zaman farklı bir kombinasyonla bunun karşısına çıkmak mecburiyetindesiniz. Ve partiler kendilerini bir gruba aitmiş gibi gösterilmesinden rahatsız olduğunu biliyorum. O çok küçük 0-1-0-2 oy alan partileri hariç tutuyorum. Onların başka kurtuluşu yok. Bir ittifakın bir parçası olursak acaba bir yerlerden bir parça toplanabilir mi diye düşünüyor olabilirler. Şimdi yaptığım iki küçük simülasyondan bahsedeceğim. Ben biliyorum ki yerel seçimlerde kişilerin normal seçim gibi olmadığını, çok önemli bir kişidir, halkın çok sevdiği bir kişidir, itibar ettiği bir kişidir. O bütün partilerden oy alarak seçilebilir. Bu gerçeğin farkındayım. Ama yaptığımız simülasyonlarda Sayın Akşener de bu simülasyonu mutlaka yaptırmıştır, biliyordur diye düşünüyorum. Bir ittifak karşısında sadece İyi Parti girdiğinde sadece 3 yer alıyor. Bizim simülasyonumuzda. 3 yer. 3 yer. Şimdi ben tabii bütün simülasyonları hazırladım. Bir tanesinde CHP ve İyi Parti yan yana gelirse sadece CHP ile İyi Parti 341 yer birden alıyorlar. Şimdi böyle bir avantaj varken ve bunda karşı tarafa çok büyük avantajlar atfederek yaptım. Mesela AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığındaki seçimini yani bütün o ittifakın oyları da dahil aldığı oyları katarak hesapladım ki hata payım az olsun. Sonra şunu da yapmadım. Bu son işte 100 gün içerisinde AK Parti'nin yıpranmışlığını da hesaba katmadım. Yani memur yerlerde sürünüyor. Emekli memur yerlerde sürünüyor. Kamu mühendisleri yerlerde sürünüyor. EYT yerlerde sürünüyor. Hep vaatle götüremezsiniz. Önce halkı yaşatmak mecburiyetindesiniz. Doğan Bey, bölünmesini istemiyorum. O simülasyonları, o çalışmalarınızı önümüzdeki dakikalarda dinlemek isteriz sizden yeniden. Birkaç somut örnek üzerinden. Ama sanırım 7-8 dakikamız kaldı ilk bloğu tamamlamaya. O yüzden Altan Bey'e ve sevgili Edgar Şar'a da dönüp söz vereyim. Ondan sonra devam edelim. Memnuniyetle. Altan Tan, siz ne diyorsunuz? Şimdi İlham'la Sayın Şükrü Küçükşahin
Şahin'in sözlerinden özetle Sayın Akşener bu konuşmasında küstüm oynamıyorum mu diyor? Yoksa birçok yorumcu gibi burada da az önce dile getirildiği gibi böyle biraz sert tonda konuşması, biraz hamasi konuşması seçmeni ve tabanını konsolide etmeye dönük ama perde arkası görüşmelerde daha ılımlı ve daha ittifaka yakın duran bir isim mi? Nasıl görüyorsunuz? Yani bence bu sözlerin çoğu gereksiz sözler. Şimdi ortada bir yenilgi var. Yani ne olursa olsun hangi gerekçeler, hangi işte bahaneler işte diyelim ortaya konulursa konulsun sonuçta bir başarısızlık söz konusu. Şimdi burada da birbirini suçlayarak taraflar bir yere varamazlar. Yani bunu birkaç sefer daha konuştuk. Yani sizin kanalda da konuştuk. Doğru düzgün herkesin bir öz eleştiri yapması lazım. Yani halk bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar sıkıntılara rağmen niye tekrar Sayın Erdoğan'da ısrar etti ve onu tercih etti? Şimdi birinci yapılması gereken bu. Peki nasıl bu noktaya gelindi? Şimdi Sayın Akşener yani şunu söylüyor, diyor ki ben işte Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın aday olması için çaba gösterdim. Yani zımnen bunu söylüyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ki yine Sayın Akşener'in tabiriyle kazanamayacak aday ısrar etti bu durum. Şimdi tabii dönüp sormak lazım. Bir, siz 1,5 yıl bu mevzuları her ay konuştunuz. Neden son dakikaya bıraktınız bu işte? Yani Sayın Akşener böyle ima yerine kazanamayacak İşte aday deme yerine, Sayın İmamoğlu'na sürekli kredi açmak yerine açık ve net olarak şunu Sayın Kılıçdaroğlu'na söyleyebilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, biz bu seçimde bir muhalefet bloğuna, işbirliğine hazırız. Ancak bizim kırmızı çizgimiz siyasi parti liderleri, siz de dahil aday oldu. Yani bunu ilk günden bu kadar açık ve net söyleseydi, hani böyle imalarla, yıpratmalarla, ayak diremelerle değil de açık ve net olarak bunu 1 yıl evvel, 1,5 yıl evvel ne zaman istiyorsa söyleseydi iş bu son reddeye gelmezdi. Sayın Kılıçdaroğlu cephesine gelince Sayın Kılıçdaroğlu'nun da arkadaşları ve çevresi şöyle bir inanç içindeydiler. Ülke o kadar kötü yönetiliyor ki, durum o kadar kötü ki işte yani ben o benzetmeleri de yapmak istemiyorum ama İşte bir kutu kola da konulsa şöyle olur, bilmem kim çıksa böyle olur. Sayın Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın bu seçimi alacak. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun da önüne tarihi bir fırsat geliyor, işte gelecek. Bunu başkasına vermez. Bu hesap da yanlış çıktı. İşte efendim anketçiler bizi kandırdı, öbürü şöyle bir yaptı, %55 çıktı, 56 çıktı. Yani bunların hiçbirisi neticeyi geri getirecek ifadeler değil. Sayın Kılıçdaroğlu buna inandırıldı, kendisi de inandı ve ısrarla hani 1 puan, 2 puan eksik de alsam diğer rakiplerimden bu fırsatı geri tepmeyeceğim dedi. İşin özeti bu. Şimdi 2015 senesindeki istikşafi görüşmelere gidelim. AK Parti iktidardan düştü, tek başına çoğunluğu alamadı, koalisyon kurulması lazım. Aynı hatayı CHP o zaman da yaptı. 45 gün bu görüşmeler devam etti ve benim Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında da Ahmet Mithat Efendi'de de Refik Halit Karay'da da bilmem Şinasi'nin romanlarında da duymadığım, görmediğim, okumadığım istikşafi kelimesini öğrendim ben. Efendim biz istikşafi görüşmeler yapıyorduk. Ya neyi görüşmesini yapıyorsunuz? Yani eğer AK Parti koalisyonu kabul etmiyor idiyse, ilk günden bir ortaklık zemini yok idiyse bunu 45 gün niye sürdürdünüz son dakikaya kadar? Ve onun stratejisine hizmet ettiniz. Onun için yani o zaman da büyük bir yanlıştı, bugün de büyük bir yanlıştı. Sayın Kılıçdaroğlu bunu zamana yayarak son dakikada bir mecburiyet yaratarak yeni tekim öyle oldu. İşte masadan kalkılması, dönülmesi, kamuoyu baskısı vesaire. Evet. Yani ben bu işi politik manevralarla götürürüm.
ve aday olurum dedi. Hakikaten de politik manevralarına götürdü, son dakikaya bıraktı ve aday oldu. E bunun bir bedeli var. Yani bunu topluma ödemesi lazım. Sayın Akşener de yine aynı şekilde. Yani arkadaşlar ilk gün desendik ki Sayın Kılıçdaroğlu benim kırmızı çizgim, sizin adaylığınızı kabul etmiyoruz. Ben de aday değilim. Evet. Ortak aday üzerinde yoğunlaşalım. Şimdi geldiğimiz noktada bugün ne oluyor? Bugün eğer yine muhalefet bir birliktelik oluşturamazsa, bir hava yaratamazsa, özellikle büyük şehirlerde ortak adaylar üzerinde ittifak edemezse bu seçimleri kazanamaz. Yani çok açık seçim. Evet. Onun için bugünden restleşmeler, birbirini kıracak sözler sadece mağlubiyete hizmet eder yine. Yani evet. Ben bunun da tabii seçimlere doğru biraz yumuşayacağı kanaatindeyim. Yani böyle esip gürlenir ama yağış az olur çoğu zaman. Hani esti yağmadı gibi. Evet, güzel. Peki. Onun için yani ittifaktan başka da bir çareleri yok. Yani İYİ Parti şimdi kendine güveniyorsa girsin seçimlere. Evet. Tek başına girsin. Peki. Netice...